Usta TV ekranlarına hoş geldiniz. Ben Tümer Ferhatoğlu. Kameranın arkasında Ahmet Bakır var. Ses alayım. Ben Deniz Ahmet Bakır. Evet. Bu arkadaşın sesini neden çok güzel bir şekilde duyduğunuzu hemen söyleyeyim size. Çünkü kaliteli bir mikrofonu var. Sosyal medyada iletişim iki ana olgu üzerinden gider. Birincisi görsel, diğeri işitsel. Eğer bunlardan bir tanesine sahip değilseniz ya da kötüyse işte o zaman amacına ulaşamayan videolar ya da ses içerikleri üretmiş olursunuz. Evet dostlar, şu an sesimin daha farklı olduğunu hissetmişsinizdir. Çünkü yaka mikrofonlarını kapattık ve kameranın üzerindeki mikrofondan bizleri duyuyorsunuz. Rejinin sesini de alalım hemen. Ses kontrol. Evet. Deneme. Reji kameraya benden daha yakın olduğu için onun sesine daha yüksek duymanız gayet Benim sesim zaten güzel. Senin sesin çok güzel, evet. Patlat oradan bir tane. Burada bir hafta geçti. Tamam. Evet. Şimdi şöyle bir durum var. Kamera ve ses kayıt cihazlarında bir ortak özellik vardır. Geneli için söylüyorum. İnsan sesine odaklanmak için kazancı otomatik olarak kontrol etme gibi bir özellik var. İşte bunun sayesinde kamera benim sesimi daha böyle etkin bir şekilde size iletmek için kazancı otomatik olarak artırıp azaltıyor. Peki ortamdaki gürültü ne oluyor? Hemen kameranın arkasındaki soğutucu fanı bir keselim sayın reji. Demek ki neymiş? Mikrofonun hem konuşmacının ya da ses kaynağının yakasında hem de kaliteli olması gerekiyormuş. Kalite önemli. Kalite en önemlisi. Şimdi size Godox WEC 2 modelli bu mikrofonun tanıtımından ve kullanımından bahsedeceğim. Ayrıca sesini de dinleyebileceksiniz. Şimdi çantayı bir açalım. Yanında gönderdikleri çanta gayet kalın, böyle sağlam. Bu arada eski mikrofondan sesimiz geliyor. Tabii sesimiz şu an eski biraz Saramonic marka mikrofondan geliyor. Arkadaşlar şu cihazları içerisinden bir boşaltalım. Ne var ne yok, ondan sonra tanıtımlarına bakarız. Aa, gıllı çıktı içinden. Bu arada Malatya'nın bazı yörelerinde hani tulum peynirini böyle keçinin içerisine basarlar ya, ona gıllı derler. Aynı onun gibi. Ne değişiksiniz ya. Ne alaka? Aa, bak bu önemli işte. İçerisinde silika jel var. Bunlar neyle taşınıyor olursa olsun içerisindeki nemi alıp cihazı koruyor. Bak bu kalite işte. Bunu seviyorum. Bir de jackler var. Jack önemli. Bizim ilkokul şeyde vardı. Bence çanta çok kaliteli. Valla çanta güzel arkadaşlar. Şöyle sert. Güzel bir şey yapmışlar. Biraz daha dinleyeceğiz. Ses de güzelse tamam. Ses de güzelse her şey mükemmel. Bir tane Type-C şarj etmek için kablo göndermişler yanında. Bir tane 3,5 mm stereo jack göndermişler. Hani 3,5 mm'den 3,5 mm'ye şöyle. Kameraya direkt bağlamak için. Aynen, kameralara bağlamak için. Bir tane 3,5 mm'den 3 pinliden 4 pinliye genelde telefonlara bağlamak için bir jack göndermişler. Jack, ona da uyuz oluyorum demesine de. 2 tane gıllı göndermişler. Bu rüzgardan vesaireden o rüzgar sesini, hışırtıyı vesaireyi engellemek. Mikrofon buldun, kıllısını arıyor. Evet, o da tüylüsünü, gıllısını bir şekilde arıyor. Arkadaş bu bizim izleyicimiz için bizim kendi tavsiyemiz, kendi deneyimlerimizden yola çıkarak bir tavsiyede bulunacağız. Şimdi bu insanlar bize güveniyor. Yani bunu alacak adama da mahcup olmamamız gerekiyor. Neyse o kardeşim Usta TV'de. Niye adam? Niye cinsiyetçi davranıyorsun? Alacak insan desen kınıyorum seni burada. Doğru söylüyorsunuz. Ya adam derken biz genel insan olarak bahsediyoruz onunla. Bir erkek, kadın, ya sen niye videoyu uzatıyorsun? Niye cinsiyet alıyorsun kardeşim? Yaparım. Arkadaşlar %65 şarjla geliyor. Çok önemli. Lityum iyonu standby şarj geriliminde gelmesi burada çok önemli. Her birinin altında içindeki şarjı bitirmemesi için birer tane şöyle etiket konmuş. Bu etiketleri söktüğünüz zaman artık kutunun içinden şarj olabilecek bu aletler. Yalıtkan bant koymuşlar. Aynen öyle. Bunları söktük. İsterseniz bu cihazları bu kutuyla şarj edersiniz. İsterseniz de şu alt kısmında Type-C, burada soketler var. Buraya bağlayıp hani olur da kutu olmaz yanınızda vesaire gibi durumlarda. Kutu bozuldu diyelim ki. Kutu bozuldu. Tabii. Aynen. Kutunuz bozuldu. Bataryası bitti. Bilmem ne oldu. Buradan Type-C şarj aletini bağlayıp, yani soketi bağlayıp buradan ayrı ayrı şarj edebilirsiniz. Bu önemli. Yani yedekli çalışması bence önemli burada. Şimdi şu cihazları bir bağlayalım. Şarj olan aleti hemen burada beyazlar yanıp sönüyor. Görebiliyor musun sayın kameram? Görüyorum. Şöyle yakınlaştırayım. Şu an çift görüyorum. Evet. Tamam. Çok güzel. Burada da cihazın şarjını görebiliyorsunuz. Dolduğu zaman da bunların tamamı sabit yanıyor. Şimdi Asıl mevzuya gelelim. Geldik. Evet. Bunları birbirine bağlama olayına bir gelelim. Evet dostlar, mikrofonları şarj kutusunun içerisinden çıkarttığımız zaman genelde birbirine eşlenmemiş olarak gelecektir. İlk yapmamız gereken cihazları buradan açıp sonra şuradaki bağlantı tuşuna basmamız gerekiyor. Buraya basık tuttuğumuz zaman üçünde de birbirine bağlantı sağlanacak. Daha da olmazsa bu şekilde cihazın içerisine takıp bağlantıyı sağlayabilirsiniz. Şimdi açıkken, yani açıkken cihaza koyuyoruz, eşleşiyor. Aynen. Yani genelde burada zaten birbirine eşleşir ama daha da olmadı. Şarj kutusunun içerisinde bağlantı var. Orada en kötü ihtimalle birbirine bağlantı. Cihazla ne alakası var? Ha, bunlar benim ciğerlerime iyi geliyor. Bu arada Karadenizli dostlarımıza buradan bol bol selam göndeririz. Bir de bana bir çevirir misin? Zafer Yıldız, sana sesleniyorum. Dönüm dönüm orada fındık arazim var. 1 kilo nimetini görmüştüğümüz yok yani ben burada. Yani bunları Zafer göndermedi mi? Göndermedi. O zaman Zafer Yıldız'dan bir çuval fındık bekliyoruz. Evet, yani koca Karadeniz selamlıyoruz ama Zafer Yıldız'ı selamlamıyoruz. Yok yok, bizim her zaman gönlümüz birliktedir. İşin şakası bir yana, kendisine buradan kucak dolusu sevgiler gönderiyoruz. Ama bir çuval fındık bekliyor. Onu da bekliyoruz. O da ayrı bir şey. Mikrofona geri döndük. Mikrofona geri dönelim. Şimdi sayın kameraman, şunu bir takar mısın? Bizim mikrofonun yerine bunu bir takalım. Hemen. Bunu kameraya takıyoruz. Tamam. Taktım, ne olacak şimdi? Evet dostlar. Şimdi ses nasıl? Şu an yüksek gibi ama. Dur. Kısalım biraz. Kısalım mı? Oradan kıs abi. Hemen. Şu an iyi mi? Şu an 3'lük kıstım. Çok güzel. Tamam. Bir bana doğru al. Bir saniye. Mikrofonun birini de ben aldım şu anda ağzımda. Evet, mikrofonu. Hele bana bir çevir. Bana bir çevir. Şimdi gıllıyı taktık. Cihazın üzerine gıllıyı takıyoruz. Onu bir alabilir miyim ya? Sen niye kendine takıyorsun? Kendini nimetten görüp. Beni adamdan saymıyor musun? Nasıl şey yapacağım ben? Ha, stereo. Ama böyle olmaz ki. Yoksa dedim beni adamdan saymıyor mu? Bir saniye. Ses kontrol. Evet dostlar. 2 tane de şöyle gıllı göndermişler. Rüzgardan vesaireden seslerini daha kaliteli olması için. Şimdi cihazın üzerinde bakın. DNR diye bir özellik var. Görüyor musunuz? Görüyoruz. Aha, evet. Biraz zoom yaptık. Buna bir tane basıyorsunuz ve buradaki yeşil ışık turuncuya dönüyor. Evet, DNR dedikleri etraftaki o parazitleri vesaireleri alma özelliği. Şu an seste herhangi bir değişiklik oldu mu Sayın Reji? Biraz oldu gibi ama şu an tek kulaklık dinliyorum. Tamam. Evet. Bunu sayın seyircilerimiz daha net bir şekilde algılayacaktır. Bir de bu mikrofonların stereo özelliği var. Eksi tuşuna basıyor. Yani ses kısma tuşuna basık tuttuğumuz zaman tamam. ses deneme. Aa, çok güzel. Bakın şey. Çok güzel. Şuraya bağlıyorsunuz. Yani stereo gerçi bizim işimizde çok etkili bir şey değil. Mesela sen al şunu. Ses kontrol. Ses kontrol. Yani eğer stereo destekli bir telefon ya da ne bileyim bilgisayar vesaire bir şey varsa benim sesimi atıyorum sağ kanalda, Hacı abinin sesini de sol kanalda dinleyebilirsiniz. Bu neden hani böyle bir atıyorum bir cümbüş olur, bir kanun olur, bağlam olur. Birine birini bağlarsınız. Birine birini bağlarsınız. Oh, arzular şelale. Evet dostlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarız faydalı olmuştur. Desteklerinden dolayı Benkut firmasına ve Kylie Zong'a teşekkürleri bir borç biliriz. Ayrıca Godox firmasına da üretmiş olduğu bu kaliteli mikrofonlar için çok çok teşekkür ederiz. Bundan sonra da büyük ihtimalle bu mikrofonlarla sizlerin kulaklarınızda olmaya devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Teşekkürler. Hangi tuşa basıyoruz? Ne bileyim ben. Birine basık tutuyorduk. DNR'ye mi basıyorduk? Ha, şey artıyor. Ha. Hangi tuşa basıyoruz? Hacım, senin bu çekik gözlere özel bilgin mi var? Yani ilgi olarak değil abi, adamlar yapıyor. Reverse engineering diye adamlarda bir mühendislik alanı var ki şöyle de yapayım. Yani beni cezbediyor abi adam. Bak şöyle bir şey anlatayım size. Nokia N95'i daha piyasaya sürmeden önce bu adamlar bir şekilde N95'in tüm çizimlerini, her şeyini bir şekilde ele geçiriyorlar. Ve üzerinde çift sim kart, ayrıca bir de analog TV alıcısıyla birlikte piyasaya sürüyorlar. Yani benim hatırladığım kadarıyla Nokia'nın CEO'su çıktı dedi ki ben dedi bu kadarını dedi beklemiyordum dedi. Hadi eyvallah.